Kimi dindar nesil yetiştirmeye çalışıyor, kimi Atatürkçü nesil yetiştirmeye çalışıyor. Ama iyi olan tarafı söyleyeyim, ne yapmaya çalışırlarsa tersi yetişir. Herkesin çocuğu için iyi niyetli bir şey dilemek çok güzel bir dua bana göre. Ama herkesin çocuğunun benim çocuğum gibi eğitilmesini istemek çok faşizan bir şey. Bir çocuğun nasıl yetişeceğiyle ilgili karar ebeveynin kararı. Bu aklı değiştirirsek o zaman çocuklarımız daha başka bir akılla ilerlemeye başlar. Kardeşim senin tek görevin var, çocuk şiir okumayı. Sana ne hangisini seveceğinden sevmeyeceğin. Eskiden bir öğretmen odası vardı. Evet. Şimdi öğretmen odası ve içindeki küçük odacıklar var. Küçük odacıklar var. Bilginin, deneyimin bize yağdığı bir yerdeyiz. Biz çocuklarımıza şemsiyeler açmışız. Bunlardan hangi damlanın düşeceğine karar vermeyeceğiz. Bana deseniz ki bu okuldaki en iyi 5 öğretmeni bulun, en şey yaramayan 5 öğretmeni bulun desen artık çok kolay elde edebilir. Şu anda o mevzilerdeki hiç kimse çocuk yararını düşünmüyor. Türkiye'de bir tek eğitim sendikasının ağzından çocukların iyi eğitimiyle ilgili bir şey duyuyor musun? Bütün eğitimcilere özellikle çağırıyorum. İdeolojik kavgalarımız, herkesin bir politik görüşü var. Ama biz orada politik görüşümüzün temsilcisi olarak okullarda görev yapmıyoruz. Biz çocuklara fayda sağlamak için yapıyoruz. Farklı kültürlerle bir arada yaşamak bizde ancak müfredattaki bir fantezi düzeyinde şu an. Ve mesela yolda gidiyorsun birine günaydın dedin. Aleyküm selam. Selamün aleyküm günaydın. Her an birine bir şey öğretme derdindeyiz ya. Kardeşim kim sana nasıl selam verdiyse selamını öyle al. Bu noktaya gelelim artık. Biz komşumuza selam vermeye başlarsak çocuğumuz da sınıftaki arkadaşıyla daha iyi konuşmaya başlayacak. Şimdi canım kardeşim bak riskli bir konuya giriyorum haberin olsun. Yani biraz riski olan bir konu. Benim takıntılı olduğum muhtemelen senin de benim de yaşlarımız benzer olduğu için aynı dönemlerde aynı darbeli yerlerden geçtiğimiz bir konu. İdeoloji ve eğitim meselesini bir konuşalım istiyorum. Şimdi konu riskli falan ama ya bence biz güvenli bir alandayız. Çünkü senin geçmişin, benim geçmişim biraz farklı kökenlerden geliyor. Hani iki zıt tarafta aslında yetişmişiz gibi gözüküyor. Türkiye'nin genel bağıranlarının zihniyetine evet. Bakarsan. Ama biz bugün seninle çok rahat konuşabiliyoruz. O yüzden de mesela ben bu konuyu açarken hakikaten konu netameli de olsa rahatım. Çünkü belli bir yaşanmışlıktan sonra zaten o ideolojik kamplaşmaların, o mahallelerin ne kadar saçma, suni şeyler olduğunu zaten görüyorsun. Ama eğitim bundan çok zor kurtulabilen bir alan abi. Bir kere zaten insanda biz eğitim dediğimizde hani teknik becerileri, akademik becerileri kazandırmayı anlamıyoruz çoğu zaman. Yani işte Atatürkçü eğitim, dindar nesil falan filan diye bağırırken aslında çocuklarımız yani bir sonraki nesle bir kültür paketi vermekten bahsediyoruz. Bu kültür paketinin de ayrılmaz parçası inançlar. İdeolojiler, dünyaya dair yargılar. Şimdi bu nadiren iyi bir şeye sebep oluyor abi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani dünyada çok farklı tecrübeyi kitabi ya da yaşadığımız dönem itibariyle gördük. İşte biz seninle ömür dönemimiz içerisinde Sovyet Rusya'dan değil mi? İşte Rusya'ya geçişi gördük. Rusya Federasyonu'na. Ondan sonra efendim işte Finlandiya modelleri hedef eden Batı'nın eğitim modeliyle yaptığı değişiklikler. Amerikan modeli Türkiye'de Kemalist eğitimden dindar eğitime geçişleri falan. Böyle bir sürü şeyi izliyoruz. Bundan kurtulabilecek miyiz? Bunun bize olan arızaları, zararları neler? Bir de daha evvel seninle özel okul mu şey mi konuştuk ya, devlet okulu mu? Kemalist eğitim mi daha iyi, dindar eğitim mi daha iyi gibi bir mevzuyu sanki konuşmak lazım evet, gibi evet. Bizim ülke özelinde. Şimdi önce kötü haberi vereyim. Bundan kurtulamayacağız. Evet, maalesef. O yüzden konuşalım istedim. Evet, rahat rahat. Yani bundan kurtulamayacağız. Çünkü eğitim özü itibariyle bir nesil yetiştirmiş. Yani bütün canlı varlıklar birikimlerini yavrularına eğitim aracılığıyla aldı. Hayvanlar bunu okullarda yapamadıkları için işte anne ile çocuk arasındaki ilişkiyle sınırlı ama insanlar bunu okullarda yapabildikleri için daha ne yazık ki kalıcı ideolojik aktarımla ilgili bir alandayız. Maymunun bu arada sadece taşla ceviz kırması gerekiyor. Evet. Çok komplike bir şey yok da bizim bazen milyonlarca insanı bir niyetle öldürmemiz gerekiyor falan. Tabii, onun için işte biz onlara neyi öğretiyoruz? O cevize düşman olmayı, taşı mükemmelleştirmeyi, o cevizi öldürüyorsun çok haklısın demeyi. Yani eğitim sistemi aslında daha güçlü ön yargılar yetiştiriyor diye bir laf vardır. Ben çok seviyorum. Daha sofistike ön yargılar geliştiriyoruz. Yani, bir sürü konuşabiliyorsun üzerine. Tabii yani birine düşmanlık için bir sürü gerekçe üretebiliyorsun. Bu bir kere eğitimin ve eğitim kurumlarının, okulun kuruluşuyla ilgili bir şey. Yani okul bugün bildiğimiz anlamda school denen üstünde bir binayı simgeleyen, okul ve zorunlu eğitim Prusya'nın insanlığa hediyesi. Prusya'nın insanlığa iki hediyesi var. Biri okul, iki düzenli ordu. Allah Allah ne kadar ayrı şeyler gibi. Ne kadar ayrı şeyler gibi ama çok zamanları yokmuş. Ya biz orduyu nasıl kurarsak ve hangi amaca hizmet ediyorsa okul da buna hizmet etsin. Yani devleti için ölmeye hazır yurttaşlar yetiştirelim. Bunu yetiştirmek için büyüdüklerini askere alalım, küçükken de bunu okulda yapalım.
Yani şunu sadece... bildiğin anda bir anda biz yıllar boyunca beden eğitimi derslerinde niye sağa dön sola dön uygun adım yani bütün, anlaşılıyor. Yani. Yani teneffüs süreleri, sınıflar yani orduyla okulu alın aynı akılla ve aynı sistemle uzun vadede de aynı beklentiyle dizayn edilmiş iki kurumdan bahsediyoruz. O nedenle de buranın ideolojiden ayrı olması mümkün değil. Hani Türkiye'de hep şöyle ya, ya kardeşim eğitimde bir devlet politikası olmalı, hükümetlerle değişen politikalar olmamalı gibi bir şey diyoruz ya, bu da hayal. Tabii. Çünkü biri iktidara geldiği anda hayalini, kendi iktidarını sürdürebilecek, kendi iktidarının meşruiyetini kabul etmiş yurttaşlar yetiştirmek. O yüzden de her dönem bunun bir dalgasını yetiştiriyor. Yani kimi dindar nesil yetiştirmeye çalışıyor, kimi Atatürkçü nesil yetiştirmeye çalışıyor. Ama iyi olan tarafı söyleyeyim, ne yapmaya çalışırlarsa tersi yetişir. Ha, şu anda aklımdan bu geçiyordu vallahi. Yani tabii. Çocukluğun ve gençliğin iyi tarafı ne biliyor musunuz? İktidar, bu bazen anne babadır, bazen devlettir. O ne istiyorsa onun tersini yap. Bak şimdi yıllardır yürüyen bir değil mi? Daha dindar nesil yetiştirmekle ilgili bir hayal var. Sonuçlarını görüyoruz. Tabii aynen. Diyanet açıklama yapmak zorunda kalıyor. Deizm artıyor falan. Deizm artıyor falan diye Diyanet açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bunlarla uğraşmasanız çocukların dinle, Atatürk'le bir meselesi olmayacak zaten. Hep bir patern, bir örüntü görüyorum ben mesela. Ben ilkokulda sesim biraz tiz olduğu için çıkıp o sürekli andımızı okutturanlardan biri bendim başat olarak. Ya orada mesela devamlı öyle bir propaganda, bir tekrar, bir şey. Büyüyüp de geriye baktığında şimdi mesela aynı şey ne bileyim dini günleri kutlama konusunda hassasiyet gösteren böyle ritüellerin okullarda da var. Bir korkuyla bir hazırlık psikolojisi var orada. Bir şeyden korkuyorsun, bir tehdit var. İlelebet, payidar, yıkıcı, evet. Dış düşman, işte kafirler, kadokudu bir şey var orada. Ona dair bir hazırlıkla alakalı bir tedirgin bir halin tezahürü gibi. Yani böyle rahat rahat baba geldik etrafımızı seyredelime yer yok ideolojide. Yani böyle bir çevik kuvvet olmalısın, her an hazır durmalısın falan gibi gergin bir hal. Ve bu halden gerçekten kurtulamıyoruz ya yani. Şu ya da bu şekilde. Şimdi şöyle düşün, bir muhafazakar aile... Çocuğunun andımız okutulması ya da Atatürk'le ilgili bir törende bir şey yaptırılmasına kardeşim benim çocuğum sizin işte militanınız mı diyor. Aynısı bir dindarlıkla ilgili bir gösteride eğer çocuk başka bir şey yapıyorsa alkışlıyor. Yani oradaki derdimiz başka bir ideolojinin çocuğumuza bir şey yaptırıp yaptırmaması. Ben kendi ideolojimiz için yapıyorsak sorun yok. Aynı gün iki farklı kişiden şu iki ifadeyi duydum abi. Birisi dedi ki çocuğum dedi bu... Kemalistlerin okuluna gidip dinsiz imansız mı olsun? Bir başkası dedi ki o dincilerle aynı okula gitmesini istemiyorum. Tabii. İşte softa olmasını istemiyorum. İşte ikisini aynı günde durun bir korku devamı öyle olmasın ama böyle olsun. Çünkü o neslin en önemli özelliği ne biliyor musun? Her çocuğun kendi istediği gibi yetişmesini istiyorlar. Bizim Anadolu'da güzel bir laf vardı ya, ben çok seviyorum. Bir çocuğunuzla ilgili bir şey isterken şey dersiniz. İnşallah önce herkesin çocuğuna versin Allah sonra benim çocuğuma. Şimdi... Herkesin çocuğu için iyi niyetli bir şey dilemek çok güzel bir dua bana göre. Ama herkesin çocuğunun benim çocuğum gibi eğitilmesini istemek çok faşizan bir durum. Halbuki küçük bir fark var gibi arada. Ama çok önemli bir fark var. Çok. Bir, her çocuğun nasıl yetişeceği doğal olarak öncelikle ebeveyninin alanıdır. Ebeveyninin karar vermesi gereken alandır. Eğer biz eğitimde ideolojinin dışında bir çare arayacaksak, okulu devletin bir ideolojik aygıtı olmanın dışına taşıyabileceksek, biraz Frankfurt ekolünün şeyiyle. Öncelikle şuna döneceğiz. Bir çocuğun nasıl yetişeceğiyle ilgili karar ebeveyninin kararı. Bu aklı değiştirirsek o zaman çocuklarımız daha başka bir akılla ilerlemeye başlar. Ama biz bunu en çok savunan yani o anda muhalifken mevcut eğitim sistemini eleştiren herkesin hayalini kendi hayal ettiği gibi bir düzen kurmak. Yani, biz de demokrasi onun için abi. Tabii, başa gelin de ben zulmedeyim yani diye. Bizim politik karşıtlık içerisinde bakın, örneğin edebiyata bakış açımızı bakın. İşte eğer Nazım Hikmet okutuyorsak edebiyat derslerinde çok modern, çağdaş bir eğitim olmuş oluyor. Necip Fazıl Kısakürek okutursak işte gerçek muhafazakar ve milli manevi değerleri. Milli manevi diye. İkisi de ikisine sahip çıkmaz. Kardeşim senin tek görevin var, çocuk şiir okumayı sevsin. Sana ne hangisini seveceğinden sevmeyeceğinden. Sen kendi geçmişini... Çocuğunun geleceği açısından niye bir mahkumiyete dönüştün? Şimdi aslında bu abi bu insan psikolojisi açısından demin dedim ya bir güvenlik endişesi. Geriye döndüğünde bunu görebiliyorsun. Ama mesela bizim burada bunu şu anda konuşabiliyor olmamızda mesela sen daha sol tandansı diye bilinen bir kültürden geliyorsun. Ben daha sağ muhafazakar tandanslı bir kültürde yetiştim. Şimdi buraya girip
konuşabilecek hale gelene kadar sen de ben de muhabbetimizden bildiğim kadarıyla eğitimin ve kültürün üzerimize yapıştırdığı etiketleri sökmek için çok vakit harcadık. Evet. Yani bir sürü saçma sapan işte vakit kaybettik. Tuhaf tuhaf hedeflerin peşinde gereksiz koştuk. Yani zaman harcadık, nefes harcadık bunun için. Ve bu aslında ömrümüzde ciddi bir yük oldu. Yani güvenli ve iyi bir şey olsun diye bize öğretmeye çalıştıkları şeylerin hemen her seferinde sürtünmeye ve enerji kaybına sebep olduğunu görüyoruz. Ve 21. yüzyılda hala bundan kurtulamıyor olmak benim sinirimi bozuyor. Yani hala mesela okulda ant okutulsun mu okutulmasın mı işi bile... Ya 1-0 ideolojik bir şey. Ya o ya bu. Ya o olursa ben kaybederim, o olursa bu kaybeder. Kafa bu yani. Bu. Buradan çıkamıyoruz. Şu anda mesela andımız. Şimdi andımızla ilgili eğitimciler de ikiye bölündü. Türkiye ikiye bölündü değil mi? Okutulsun mu okutulmasın. Önce eğitimcilere dönüyorum. Eğitimcilerin tartışacağı tek şey şu. Okula başlarken bir rutinimiz olması doğru mudur, yanlış mıdır? Çocukların bir güne hazırlanması, birlikte takım olması... Şimdi eğitimci buradan tartışır. Yani umarıdır. Çocukların bir rutini var, yok. Bak eğitimci bakış açısı budur. Politikacı neyi tartışır? Sizin madem bir rutine ihtiyacınız var, çocuklar benim istediğimi söylesin. Şimdi eğitimci olarak bizim durmamız gereken yer ne? Kardeşim bizim bir rutine ihtiyacımız var. Bu rutinin içerisinde de senin nasıl bir yurttaş istediğin hayalin olabilir. Bunu birazcık dışarıda tut. Ama bizim hiçbir eğitimcimiz de bunu şöyle tartışmıyor ki. Eğitimciler andımız okutulmasın mı okulun kelimeleri tartışıyorlar orada. Halbuki mesela andımız okutulmasın tamam. Peki yerine bir rutin koyduk mu? Rutin yok. Yani çocuklar artık darmadağınık giriyor bir okula. Çünkü andımız okutulmuyor ya, bir grup bunu ayakta alkışlıyor ve diyor ki oh çok şükür andımız okutulmuyor. Şimdi eğitim sistemi düzeldi mi? Ya da andımız okutursak mı düzelecek? Hayır, eğitim sistemi neyle düzelecek? Okul hayatını daha iyi tasarlarsak, devletin, ailenin ihtiyacını değil çocuğun ihtiyacını öngörürsek daha doğru bir okul hayatı dizayn edeceğiz. Ama o ideolojinin yarattığı körlük ve gözlük o çocukları çocuk olarak görmemizin önüne geliyor. Beni en üzen kısmı orası. Ve o körlüğümüzle, şimdi hani dedin ya ben geçmişteki daha politik durduğum yere baktığım zaman bana kazandırdığı çok şey var. Şimdi diyelim ki Nazım Hikmet'i bana kazandırdı. Çok genç yaşlarda okuma şansına eriştim. Rus klasiklerine çok kısa zamanda eriştim. Ama bir taraf, Dostoyevski falan ne varsa. Onların hepsini okudum ama Ahmet Hamdi Tanpınar'la çok geç buluşmama yol açtı. Tabii. Çok tek sayıda, tek kanat abi. Tabii çok sayıda politik görüşü benimle olmayan edebiyatçıyı, bilim insanını baştan etiketledim ve dışarıda bıraktım. Şimdi baştan etiketlemeyip dışarıda bırakmasaydım onların da benim dünyama katacağı çok şey var. Şimdi Anadolu senin ya da benim ideolojik görüşümüze daraltılamayacak kadar zengin bir coğrafya. Yani dünyanın en önemli noktalarından bir tanesi coğrafi olarak bilginin, deneyimin bize yağdığı bir yerdeyiz. Biz çocuklarımıza şemsiyeleri açmışız. Bunlardan hangi damlanın düşeceğine karar vermeyeceğiz. Ya da eline bir bardak veriyor, senin evet, nasibin bu. Senin bu. Koca bir okyanus var, koca bir dünya var. Yani buraya hapsedemeyiz. Ama bu sadece Türkiye'nin problemi değil ki. Evet. Bu bütün dünyanın problemi, bütün dünya. İşte Amerika'da da andımız okutuyorlar. İşte din dersi tartışmaları bizde var zannediyoruz. Bir tek bizde yok ki. İskandinav ülkelerinde de aynı tartışma var. Yani devletler diyor ki ben madem bu kadar okulu yaptım, öğretmene de parasını ben veriyorum, benim İdeolojim. İstediğimi söylesin. Son yıllarda benim gözlediğim ve en üzüldüğüm şey öğretmenler odasındaki barışı bozduk. Abi bunu daha önce de bir söylemiştim ve gerçekten resim o kadar net gözüküyor ki bana da. Ben öğretmen olmamama rağmen eskiden bir öğretmen odası vardı. Evet. Şimdi öğretmen odası ve içindeki küçük odacıklar var. Küçük vardı. Odacıklar var. Yani orayı biraz açsana, ne oldu orada? Yani orada şu oldu çünkü. Eskiden öğretmenler odasında iyi öğretmenler vardı, iyi olmayan öğretmenler vardı. Ayrım bu kadar güzeldi. Bu çocuk ihtiyacı üzerinde. Yani okulun en solcusuyla en sağcısı, okulun en iyi iki öğretmeniyse en iyi iki dostuydu zaten. Aynen. Çünkü odakları çocuktu. Çocuğa ne öğretiriz? Bunu bilirdi. Ama şimdi öğretmenler odasının en güçlü iki figürü kim? A sendikasının temsilcisiyle B sendikasının temsilcisi. A ideolojisinin temsilcisiyle B ideolojisinin temsilcisi. İkisi de iyi öğretmen mi? Değil. Şimdi bu çok sert bir laf olacak ama seninle sohbetimizin içeriği böyle olduğu için rahatça söylüyorum. Ben bugün bir öğretmenler odasına gitsem, bana deseniz ki bu okuldaki en iyi 5 öğretmeni bulun, en işe yaramayan 5 öğretmeni bulun desen artık çok kolay ayırt edebilirim. Niye ayırt edebilirim? Çünkü bir kenarda oturmuş bir şeyler okuyan çocuklara katkı sağlamaya çalışan birileri varken bir tarafta da sendikasına üye devşirmeye çalışan, sendikasının üyesini bir okula müdür yapmaya çalışan profillerle uğraşıyor. Ya da birileri bir yerlere övgüler, öpücükler evet. dağıtmakla vaktini harcayan arkadaşlar. Şimdi sendikalar niye bu kadar politikleşti, ideolojikleşti? Çünkü bu kadar katı bir ideolojik eğitim sisteminde mevziler çok keskindir. Şu anda o mevzilerdeki hiç kimse çocuk yararını düşünmüyor.
Türkiye'de bir tek eğitim sendikasının ağzından çocukların iyi eğitimiyle ilgili bir şey duyuyor musun? Bir eğitim modeli önerisi, bu okullar daha iyi nasıl olacak diye bir öneri duyuyor musun? Ben bunu son zamanlarda şeyde Milli Eğitim Bakanlığı için bir eğitim videoları çekmiştik işte. Biraz böyle bacak bacak üstüne atmışım konuşurken de. Yani tabii eleştirilebilir oturuşu falan ama bir sendika ve onun temsilcileri böyle bir ayaklanmışlar. Bayağı bir linç kampanyası. Sonra baktım konu benimle ilgili değilmiş. Yani onlar zaten böyle bir pozisyon almışlar. Birilerine karşı işte bir taarruz durumları varmış. Aa o birileri de benim videomu yayınlayınca falan. Yani o kadar büyük bir aslında enerji kaybı ki fakat bu insanlar için kazanç haline getirilmiş ve kazanç gibi görülüyor. Esas korkunç tarafı bu. Memleketin enerjisi tamamen oluklardan boşa akıyor yani. Yani herkes bir zahmet, bütün eğitimcilere özellikle çağırın. İdeolojik kavgalarınız, herkesin bir politik görüşü var. Ama biz orada politik görüşümüzün temsilcisi olarak okullarda görev yapmıyoruz. Biz çocuklara fayda sağlamak için yapıyoruz. Yani çocuklar bizim ideolojik savaşlarımızdaki ön cephe askerlerimiz değil. Abi bizim mesela inancımızda da Türkiye'de yaygın olarak insanların kabul ettiği inanç grubu olduğu için söylüyorum. Mesela Kur'an'daki bir ifadede ayrı milletler halinde yarattı ki tanışıp kaynaşasınız diye. Bizim de farklı görüşlere sahip olmamız zaten hayatın bir tarafına bir görüşle daha derin bakalım. Öbür türlü bakanla da paylaşıp zenginleşelim diye aslında iletişim kurabildiğimiz, kenarlar oluşturabildiğimiz takdirde bize fayda sağlayacak şey. Bunu öğretmen gibi hakikaten münevver kitlesi içerisinde olması gereken bir meslek grubu bile beceremiyorsa, onları bile biz bu kadar polarize edebiliyorsak ideolojiyle, yani kanser falan beklememize gerek yok abi. Toplumun kanseri bu çok net bir şekilde. Ama şu da var, bir şeye katılıyorum. Ben mesela Mustafa Can da bana biraz bozukça da böyle, bu tip muhabbetlerde hızla romantiğe bağlayan adamlardan biriyim. Yani devam böyle romantik ideallerden bahsediyorum. Şeyi kabul ediyorum. Yani tabii ki insan ideolojisiz olmaz. Her ne kadar Cemil Meriç mesela ideolojiler idrakimize giydirilmiş deri gömlekleri diye çok haklı bir tasnif yapsa da insan bir şekilde bazı inançları olmadan olmuyor. Bu olacak ama biz bunlardan hemen kurtulamayacağız. Onun da farkındayım. Fakat başka ideoloji yapmak mümkün. Mesela seninle bizim geldiğimiz alana toplum, eğitim, aileler nasıl gelir ve çocuklar bizim gibi eski öğretmenler odasındaki öğretmenlerde olduğu gibi rahat iletişimin olduğu bir yerde bugünkünden nasıl farklı olurlardı? Belki bunu hayal ederek, biraz bunun mühendisliğini yaparak başlamak lazım. Sanıyorum özel sektörde bu durum biraz daha gevşektir. Yani özel okullar falan camiası da böyle mi? Yani şöyle, orada iş bitmiş oluyor zaten. Şimdi Türkiye'de ne var? Bu kamplaşma dediğimiz ve gettolaşma öyle bir hale geldi ki zaten birbirimize benzeyen insanlarla aynı sitede oturuyoruz. Birbirine benzeyen insanlarla çocuğumuz aynı özel okula gidiyor. Özel okuldaki öğretmenler de bizim gibi. Şimdi yani, ben okullara konuşmaya gidiyorum ya abi. İstanbul'da 6-7 tane ülke var ya. Tabii. Ya bir gidiyorsun ben bambaşka bir yer. Sanki başka bir ülkeye geldim. Evet. Yani bütün rutinleri farklı. Ve artık öğretmenler de o küçük gettolaşmaların içerisinde onlar da yerlerini net belirlediler. Homojenleştiler. Homojenleştiler. Homojenleştiği için de çocuklar artık farklı bir kültür görmüyor. O yüzden de farklı kültürlerle bir arada yaşamak bizde ancak müfredattaki bir fantezi düzeyinde şu anda. Tabii. Bazı okula sabah girince günaydın demek, öbürüne girince de selamünaleyküm demek tabii büyük sorun çıkarabilir. Ya şöyle ya, bizim toplum şuna döndü. Mesela yolda gidiyorsun, birine günaydın dedin. Aleyküm selam. Ya selamünaleyküm, günaydın. Her an birine bir şey öğretme derdindeyiz ya. Kardeşim kim sana nasıl selam verdiyse selamını öyle al. Bir bu noktaya gelelim artık. Ama hep öğreten. Hep öğreteceğiz ve en doğrusu da bizim bildiğimiz. İşte o travmadan çıkmak kolay değil abi. Senle ben de hani biraz da şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Geçtiğimiz yollar itibariyle. Ama galiba hani o artık böyle yapmayalım diyoruz ya. Şimdi o adamcağız da eğitiminden gelen şeyle, o kadıncağız da kültüründen gördüğü şeyle bunu yapıyor. Belki biraz işte burada yaptığımız gibi bu örnekleri çoğaltmaya çalışıp şöyle bir intiba oluştu bende senelerdir. Yani hep böyle yeni bir sistem getirip tepeden bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz ya. Bu hiçbir zaman olmamış gördüğüm kadarıyla. Yani Sovyet Rusya bile beceremediyse daha da bize düşmez bu iş diye düşünüyorum. Ama dip dalga, halk, kamu neyi istiyorsa aslında o oluyor. Mesela biz şimdi korkak bir topluluk olduğumuz için korkuya karşı garanti sağlayan ideolojik eğitim hala çok önde. İşte İslamcı bir şeyden korkuyor, kendi kalesini kuruyor. Atatürkçü bir şeyden korkuyor, kendi kalesi. Daha doğrusu Kemalist diyeyim ha, Atatürkçü demeyi çok sevmiyorum. Kemalistin korkusu başka bir kale inşa ediyor. İşte ne bileyim böyle zenginin başka bir korkusu var, o kendi kalesi. Fukaranın başka bir şeyi. Yani bu kaleler güvensizlikle alakalı bir durum. Belki eğer toplumun genelinde daha farklı bir ideoloji isteği olursa o eğitime yansır. Ama tabii aslında bu kadar lafı şunun için söyledim. Biz neysek o oluyor be abi. Evet. Çok tamam. Da farklı bir tamam. Durum yok yani. Biz ne istiyorsak o oluyor.
dışarıdaki hayatı daha neşeli, keyifli, birbirimizi anlayan, birbirimizle konuşabilen hale getirirsek içerisi de o hale gelecek. O yüzden aynı zamanda ebeveyniz, babayız biz de sonuçta. Çocuklarımıza birlikte yürüyebileceği yol arkadaşları mı bırakacağız, sırtını yaslayabileceği dostlar mı bırakacağız, onları her bir gün sırtından vurabilir diye korkacakları düşmanlar mı bırakacağız? Ben eğitim sisteminin onlara dostlar bırakması gerektiğini düşünüyorum. Bu topraklar hani çok savaşın olduğu topraklar ama aynı zamanda barışın da mayalandığı topraklar. Yani biz komşumuza selam vermeye başlarsak çocuğumuz da sınıftaki arkadaşıyla daha iyi konuşmaya başlayacak. Yani kocaman kocaman müfredatlarda aramayalım. Biz dışarıda bu kadar düşman olacağız ama çocuklarımız içeride derste öğrendikleri barış şarkılarıyla barış söyleyecek. Ve demokrat falan. Heh. Oynaya oynaya gelin çocuklar. O Türk şarkılar da öldü gerçi ama. O zaman bak somut öneri çıktı ortaya. Eğitim sisteminin de bu ideolojinin döngüsünden kurtarmak istiyorsanız öbür mahalledeki insanlarla pikniğe gidin değil mi? Evet. Onlarla iletişim kurun. Yani. O sayede biz büyüdük, geliştik. Bu topraklar büyüdü, gelişti. Şimdi katlanamadığımız, ötekine katlanamadığımız bir yerde yaşıyoruz. Artık ötekiyle birlikte biz yaşamaya başlarsak çocuklarımız zaten daha keyifli yaşar. İnşallah. Bu arada senle ancak böyle konulara girdiğimizde senin köken olarak solcu, benim köken olarak muhafazakar olduğumuz aklımıza geliyor. Yoksa bizim normal hayatta öyle hiçbir derdimiz yok. Çünkü bizim paylaştığımız başka ortak keyifler var. Tabii öyle. İşimiz yok yani bu işlerle. Allah'a şükür. Hiç de zaman kaybedemem oraları. Aynen öyle.